Akademi Sakaryaspor'un hazırlamış olduğu Maç Topu programının bu bölümünde çok önemli iki konuğumuzla birlikteyiz. Sayın Mehmet Yüce ve Alp Ulagay. Her ikisi de belki de bugün spor medyasında veya Türkiye sporunda çok insanın kanıtlarıyla spor tarihini anlatmaya çalışmadığı dönemde çok önemli iki dostumuz bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda Akademi Sakaryaspor'dan Oğuzhan Öçalan da bizle birlikte. Oğuz, sözü sana veriyorum. Öncelikle hoş geldiniz Akademi Podcast'in bu sefer görüntülü olan Maç Topu programına. Metin abinin de değindiği gibi siz bu konuda özellikle futbol arşivciliği ile ilgili yeterince malzeme ve emek vermiş insanlarsınız. Ülkemize futbolun gelişini ve başlangıç dönemini öğrenmek istediğimizde özellikle siz Mehmet Yüce, sizin eserlerinizden de çok faydalanıyoruz biz futbol severleri olarak. Şunu gözlemliyoruz genelde. İngiliz Bahreylilerin ve İngiliz sefaretine bağlı ailelerin İstanbul ve İzmir, Mudanya gibi yerlerde ya da Selanik'te birbirleriyle olan ilişkisinden ülkemize futbolun gelişine baktığınız zaman sizce Ermeni bir Rum vatandaşının İngiliz aileleriyle olan ilişkilerinden izleri takip edebilmek mümkün mü? Şimdi futbolun Türkiye'de Osmanlı coğrafyasındaki ilk izlerini aramak çok zor. Yani büyük bir iş bu. Çünkü İngiliz Levantenlerin veya diğer Levantenler de olabilir. Yani Fransızlar da ilk defa oynamış olabilir ya, bilemeyiz onu. Çünkü bu Amasya'da Merzifon Koleji'nde, Anatolia Koleji'nde de oynanmış olabilir. Batum'da bir işte Fransız veya İngiliz karargahında, işte ne bileyim bir şeyinde yerleştikleri bir yerde olabilir. Aydın, İzmir Demiryolu'nun hattında o sıra işçiler oynamış olabilirler. Mersin Limanı'nda olabilir bu. Selanik'te Yahudilerle İngilizler oynamış olabilir. İstanbul'da benim bir işte gazete marifetiyle bulduğum Haydarpaşa Çayırı'ndaki maçın ben ilk maç olduğunu düşünmüyorum. Yani 1880 yılı ve diyor ki yani bundan önceki cumartesi de oynanmıştı diyor. Yani demek ki daha önce de oynanıyordu bu. Yani şimdi İngiltere'deki Football Association 1863'te kuruldu ama 1863'ten eski tarihlerde de futbol oynanıyor. Cambridge'de, Oxford'da kendi kurallarıyla futbol oynuyorlar. Yani rugby'den devşiriyorlar bunu. Londra'daki üniversitelerde rugby oynayamıyorlar çünkü yerleri çok dar. Galiba Westminster Üniversitesi'nin kaptanı diyor ki elle oynamayalım, sadece ayakla vuralım ki camlar kırılmasın. Yani bunun ayakla oynanması da bir aslında ihtiyaçtan doğuyor. Yani durup dururken İngilizlere vahiy inmiyor. Hani işte bundan sonra işte ayakla oynuyoruz falan demiyorlar. Bu bir ihtiyaç. Çok dar bir koridorda oynuyorlar. Bunu işte zamanında Selim Sırrı ve bir iki tane daha eski bizim işte spor alimleri diyeceğim insanlar Fransızca, İngilizce mecmualardan çevirmişler. Yani orijinal asıllarından çevirmişler. İngiltere'deki, Londra'daki üniversitelerin rugby kaptanlarının bir icadı bu aslında. Yani sonuç itibariyle rugby futbolun atası. Bunda hiçbir şüphe yok. Oyuncu sayısı işte rugby'de 15, futbolda 11'e iniyor. Onun da sebebi mutlaka alan darlığından. Yani hepsi bunların belli bir takım sebeplerden doğan sonuçlar. Yani hiçbir şey dünyada bildiğiniz gibi yoktan var olmuyor. Yani öyle bir şey yok. O yüzden futbol da öyle. İşte, hatta rugby de öyle. Rugby de işte daha önce Fransa'da oynanan, hatta eski Roma'da oynanan oyunlardan devşiriliyor ve modern rugby haline geliyor. İşte hatta rugby union, rugby league diye ikiye ayrılıyor, kuralları değişiyor, şudur budur. Bu belli bir süreç. Bunun Osmanlı coğrafyasına gelmesi de aslında tek bir kaynaktan değil. Yani sadece İngiliz gemiciler getirmiyor. İngiliz gemicilerden önce Levantenler oynuyor. Acaba Levantenler İngiliz gemicilerinden mi öğreniyor?
Yoksa İngiliz gemicileri Levantenlerin oyununu geliştiriyor mu? Bu da bir soru işareti. Ben ikincisinin daha mantıklı olduğuna inanıyorum. Bütün okuduğum metinlerden aldığım izlenim o. Yani Levantenler bunu getiriyorlar, ilkel bir halde oynuyorlar ve daha çok rugby oynuyorlar. Association futbol ise gemiciler vasıtasıyla bu WM sistemi özellikle 1890'lardan sonra öğretilmeye başlanıyor. Bunu öğrenen tabii sadece Levantenler değil. Bunu İstanbul'un halkı da öğreniyor veya İzmir'in halkı da veya nerede oynandıysa. Bu halk da çok çeşitli bir halk. Yani sadece Türklerden, Kürtlerden, Çerkezlerden, Fransızlardan, İngilizlerden de oluşmuyor. Aralarında Bulgarlar var. İşte Java Adası'ndan gelen Galatasaray Lisesi'nde okuyan Abdülmuttalip var mesela. Şimdi bu adam da bunları izliyor veya izleyenden duyuyor diyelim. Böyle bir karmaşa, tabii gri bir dönem. Mümkün olduğunca çok belgeyle, çok fazla hatırayla çözmeye çalıştığımız bir aslında puzzle bu. Şimdi mesela Adapazarı'na dönecek olursak, Adapazarı Young Men Christian Association'ın şu topraklarda ilk defa teşkilatlandığı şehir. Çünkü burada bir Ermeni okulu var ve Ermeni mektebi arayışı, işte ben en son Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Young Men Christian Association'ın arşivini inceledim. Burada rastladığım 1880 küsürlü bir şey buldum, antet buldum. Adapazarı YMCA diye. Böyle renkli falan yani. Adamlar bastırmışlar yani mektup başlığı, antet başlığı ve daha düşünün yani İzmir'de 1905'te kuruluyor YMCA. İstanbul'da resmen 1913'te kuruluyor ama 1880'lerde Robert Kolej'de başlıyor falan. YMCA bir yandan, İngiliz gemiciler bir yandan, Levantenler bir yandan, bir de İngiliz iş adamları ve mühendisler, tüccarlar da bir yandan veya Fransızlar da buna dahil. Çünkü Fransızlar sporda çok en az İngilizler kadar aktif bir ulus. Yani mesela ilk defa basketbol Avrupa'da mesela Fransa'da oynanıyor. Yani İngiltere'den de önce Fransa'da oynanıyor. Yani buna bağlı Amerika olarak, tarafın, efendim? Lafınızı bağlı kesiyorum. Buna bağlı olarak sizin de kitabınızda, Osmanlı Melekleri kitabınızda değindiğiniz bir İmogene gemisi var. İmogen, evet. İmogen diye mi okunuyor, tamam. Evet, İmogen. İmogen gemisinin mesela gezilerinin de Anadolu'da futbola yayılışına bir katkısı olduğunu düşünebilir misiniz? Bence İmogen gemisi Birinci Dünya Harbi'ne hazırlık yapıyor. Yani özellikle Dardanellere gidiyor, Çanakkale'ye gidiyor, öyle İzmit'e mi? Gidiyor. Zaten İzmit'i de işgal ediyorlar biliyorsunuz daha. Biliyorsunuz 13 Kasım sabaha Boğaz'a varan İtilaf Devletleri donanmasının bir kısmı da İzmit'e gidiyor hemen. Hiç yani durmadan. Yani önce yani İzmit Körfezi'ni de işgal ediyorlar. Sadece İstanbul Boğazı'nı değil. Yani Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, İzmir Körfezi, Yalova, oraları da işgal ediyorlar. Ve dolayısıyla yani İmogen 1880'li yıllardan başlayarak Türkiye'nin bütün sahillerinin haritalarını çıkartıyor. O yüzden de İngiliz sefiri karısını da yanına alıyor. İmogen'e biniyor. İmogen bir yat. Çok narin, böyle zarif bir yat. Herhalde aşağı yukarı 25-30 metre. Resimlerden anladığım kadarıyla. Belki de daha büyük, böyle kameraları falan mı? O dönem için son derece lüks. Bence yani bu dönem için bile lüks. Yani müthiş bir yat. Ve silahlı İngiliz muhafızları tarafından, gardları tarafından korunuyor. Muhafızlar karaya ayak basacakları zaman silahlarını gemide bırakıyormuş. Yani yasak, Abdülhamit yasaklamış şeyle çıkamazsın diye. Bu konuda bir takım devlet arşivleri de okudum. İmogen İzmit'e gidiyor, işte Çanakkale'ye gidiyor, Bodrum'a gidiyor, Marmaris'e gidiyor, her yere gidiyor. Çünkü çok şeyi de var yani, yolu da olan bir yat ondan sonra. Bana kalırsa sporla ilgili değil, tamamen askeri bir şeyi var,
siz söyleyin, amacı var gibi geliyor bana. O zaman biraz önce söylediğinizi bağlamak açısından söylüyorum. Siz araştırmalarınızda yine Adapazarı ile ilgili Ermeni okullarından bahsettiniz. Biz de araştırmalarımızda Ermeni Kız Lisesi ve Ermeni okulları ve Amerika'dan giden öğretmenler böyle büyük bir etkileşim olduğunu görüyoruz Adapazarı'nda da. Bu arşivlerden bu gidişatı takip edebilmek mümkün mü şu an için? Yoksa böyle bir arşiv yani ulaşılamayacak durumda mı acaba? Yani yok olmuş durumda mı? Bence hiçbir şey ulaşılamayacak durumda değil. Çaba gerekiyor sadece ve bütçe gerekiyor bunun için. Şimdi ben İngiltere'ye gitsem Alp'in yanına, yani bu koronalar falan olmasa gitsek British Museum'a veya işte neresiyse oralar, Imogen'le ilgili seyir defterlerini bulsak, orada tahmin ediyorum muazzam şeyler yazıyordur. Bilmiyorum açık mıdır, public midir, değil midir, tabii o kısmını bilmiyorum ama sanıyorum açıktır. Yani artık Birinci Dünya Savaşı çünkü yani sır olmaktan çıktı gibi. Hani her şeyi artık açıyorlar, görüntüleri, şunları bunları, değil mi? Yani gitsek Alp'le beraber Imogen'i bir şöyle bir kurcalasak, senin dediğin, benim bu gazetelerden takip ettiğim, Monitor Oriental'den, Levant Herald'dan, işte Eastern Express'ten, Constantinople Messenger'dan takip ettiğim Imogen'in seyir defterini orada çok daha ayrıntılı ve detaylı olarak bulabiliriz. Hatta belki de maç kayıtları bile vardır. Yani bilemeyiz. Yani belki oradaki kaptanın veya süvarilerden birinin veya futbolu çok sevenlerden birinin hatıra defterini de bulabiliriz. Yani o defterde belki adam yazmıştır Galatasaray'ı nasıl işte perişan ettiklerini, bilmem neleri falan filan, yani bunlar da mümkün. Ama dediğim gibi bunların hepsi zaman ve bütçe meselesi. Yoksa ulaşılmayacak hiçbir şey yok bence. Hele ki İngilizlerle, Fransızlarla ilgili herhangi bir konuda mutlaka belge vardır. Yani saklamışlardır diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili tabii biraz daha programın dışında bir konu ama ileriki dönemlerde tabii ki bütçe de önemli ama bir takım çalışması da yapılırsa hem gönüllü olarak hem de bütçe oluşturmak anlamında, ben de İngiltere'de yaşıyorum. Alp de İngiltere'de yaşıyor. Bununla ilgili yapılacak çalışmalarda yani gönüllü olarak da yer alabiliriz. Çünkü, vallahi ne güzel olur. Çünkü şimdi Alp'e sormak istiyorum. Yani İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok arşiv sorunu var. Görüyoruz bu kadar milyonlarca dolar ve lira yatırım yapan kulüplerin aslında ciddi bir arşiv çalışması yok. Arşivler sadece bir pazarlama unsuru olarak kullanılıyor. Gerektiği yerde topluma veya taraftarlara gaz verme halk tabiriyle kullanılıyor. Şimdi Anadolu futbolunun arşiv çalışmalarını canlandırmak çok önemli. Çünkü futbolun bugün ekonomik yapısına baktığımızda %60'ı İstanbul tarafından kulüpleri tarafından paylaşılan bir ekonomi var. Anadolu kulüplerinin tarih ve arşiv çalışmalarını canlandırarak aslında bir nevi taraftarlarını da şehir sporları yaparak belli bir ekonomik güç elde edebilir mi? Ve bu çalışmaların, arşiv çalışmalarının canlandırılması için neler yapılabilir? Yani hem ekonomik bir güç elde edebilmek hem de tarihi varlığını daha sıkı sıkı şehir topraklarına ve insanlarına hissettirmek açısından bununla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Metin Loğuz, öncelikle teşekkür ederim beni Akademi Sakarya Spor'un bu yayını aldığınız için. Hele Mehmet Yüce, Türkiye'de bu futbolun hatta sporun geçmişi konusunda herhalde en önemli araştırmacı. Biz tabii eskiden tanışıyoruz. Ben birkaç defa kendisini konuk ettim, röportaj da yaptım. Çok doğru karar. Şimdi bu Türkiye'de futbolun geçmişi meselesine gelirsek, dediğin doğru, yani geçmişini bilmeyen geleceğine de hakim olamaz. Çok doğru bir yerde ama Türkiye'de böyle bir kırılma oluyor. Yani sanki Anadolu'da futbol 1960'larda başlamış gibi bir hava var yani. Anadolu'ya futbolu Orhan Şeref Apak getirdi. Yani Anadolu'da futbol yoktu daha önce. Topu görünce bomba zannediyordu Anadolu'daki kentler. Birden birisi top getirdi, onlara futbol oynamaya başladılar, değil mi? Ben böyle anlıyorum. Yıllarca böyle pompalandı. Yani 50 yıldır, 60 yıldır resmi söylem böyle. Anadolu'ya futbolu Orhan Şeref Apak getirdi. Böyle resmi söylem böyledir. Yani evet. Sanki onun öncesindeki 50-60 yılda futbol görünmemişti, futbol oynanmamıştı, futbol topuna dokunulmamıştı bu şehirlerde. Halbuki Mehmet abi, Mehmet Hüce çok daha iyi biliyor. Hani bu kendisinde çok daha eski örnekler var. Anadolu'nun
şu anda İstanbul'a birçok uzak gelen noktasında, şehrinde, kasabasında futbol oynanıyor. İşte kısmen bu yabancı okullar sayesinde, herhalde kısmen İngiliz tüccarlar sayesinde, ki bu İngiliz ticareti aslında 19. yüzyıl İngiliz Dünya Deniz İmparatorluğu'nun bir yansıması. Yani dünyanın her noktasına kültürlerinin bir parçası olan sporu futbolu taşımışlar. Ve işte İtalya'da, Brezilya'da, Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da İngilizlerin kurduğu kulüpler üzerinden futbol yayılmış. Hatta bu sporun yasaklı değil, yani kısıtlı olduğu bir dönemdeyiz koronavirüs yüzünden. Şimdi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de araştırmacılar eski defterleri açtı tabii. Tarihi hikayeler anlatılıyor. Ya mecburuz. Biraz oradan eğlenceli konular bulunmaya çalışılıyor ve görüyorum ki işte Fransa'da işte Le Havre kulübü İngilizler kurmuş. Belçika'da Antwerp kulübü İngilizler kurmuş. Hamburg kulübü İngilizler kurmuş. İşte Brezilya'ya gitseniz öyle. River Plate de galiba, değil mi? Öyle olması lazım. İşte Milan, ünlü Milan kriket kulübü olarak kuruluyor İngilizler tarafından. Kurucular İngiliz zaten. Böyle silsile halinde gidiyor bu. İlginç olan, Anadolu'da da muhtemelen, yani Türkiye'de de muhtemelen bunun bir sürü örneği var ama şu anda mesela İngilizlerden bugüne gelmiş kulüp var mı devam eden? Bildiğim kadarıyla yok. Yok. Yani yok. Ya bir noktada bu kulüpler devam etmemiş ya da işte 1960'larda bir harmanlanma var. Yani bir sürü tarihi kulüp, Metin sen de biliyorsun herhalde, Adapazarı'nda değil mi? 4 kulübün birleşmesiyle Sakarya Spor oluşuyor bildiğim kadarıyla. İşte Trabzon'da galiba 4 kulüp. Yani böyle kökü 20'lerde, hatta belki daha öncesinde olan bir sürü kulüp o birleşme sayesinde, birleşme yüzünden diyelim, sayesinde değil, evet, tarih sahnesinden siliniyor. Yani 1960'larda başlayan bir tarih var. Yani öncesi yok. evet. Sanki peki, ben bu arada hemen ara not olarak girebilir miyim? Bu 50 yıllara doğru özellikle bu siyasi müdahaleler ve profesyonelliğe geçiş adı altında bu şehir kulüpleri oluşturma projesinin acaba ülke kulüpleri ve ülkenin futbol kültürü açısından etkiledi sizce nedir mesela? Yani bu nasıl etkilemiştir bizim özellikle sosyolojik açıdan futbolun gelişimini? Bana mı soruyorsunuz? Hepinize, yani kim isterseniz siz başlayabilirsiniz. Alp, istersen devam et veya nasıl peki, yapalım ben. Peki ben devam edeyim biraz daha. Yani şuna şaşırıyorum ben. Türkiye'de millilik 1959'da böyle derme çatma bir şekilde kuruluyor. Hatta yarım sezondur o, bilirsiniz. Şubat ayında başlar. Yani 58-59 sezonu olarak oynanamıyor. Şubat ayında başlıyor ilk millilik. Yani bugünkü Türkiye Süper Ligi'nin atası diyelim. Çünkü birkaç kez isim değiştirdi. Millilik, Türkiye Ligi, Türkiye Birinci Ligi diye de ismi değişti ama ondan önceki organizasyonlar var. Şu anda hatta Fenerbahçe'nin devam ettirdiği bir tartışma var. Mesela 1924'te Türkiye Futbol Birinciliği olması lazım. Şimdi 1924'teki Türkiye Futbol Birinciliği'ndeki sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı da olmalı onun organizasyonunda. Sadece 3 şehirden değil, farklı şehirlerden takımlar var orada. Evet. Yani 3 şehirle kısıtlı değil ama aradan 24'ün üzerinde 35 yıl ekleniyor. 1959'da Milli Lig başlıyor ve 3 büyük 3 şehirle kısıtlı kalıyor. Yani İstanbul, evet, İzmir, Ankara dışından nasıl milli yok olacak o? Takım yok ve 1900 arada bir tek bir sezon Adana Demirspor vardır. Evet. Adana'da bir, o zaman bile bir büyük şehir kabul edebiliriz. 1965-66'ya kadar tabii 3 büyük şehir dışından takım yok Milli Lig'de. Yani tabii. Benim en hayret ettiğim konu bu. Yani Futbol Federasyonu 1923'te kuruluyor. Yani sonraki 35-40 yılda siz futbolu yayıp bunu gerçekten ülkedeki birçok şehri kapsayan bir hale getiremez misiniz? Çok hayret ettiğim bu konu gerçekten. Yani sonra da işte herhalde bu organizasyon beceremediği için diyorlar ki ben şehir takımı ismini de sevmiyorum. İl takımı bunlar. İlin ismini taşıyan, yani bir kısmı yani Sakarya ilinin ismini taşıyan vilayet takımları. Vilayet takımı aynen. Yani Türkiye'deki evet, resmi ideolojiyi iyi yansıtan tabii örnekler. Bununla bertaraf etmeye çalışıyorlar bu eksikliği. Ama yani müthiş bir, zaten ülkeyi, ülkenin geri kalan şehirlerini, futbol kültürü olan şehirlerini sisteme, bu lige dahil etmekte çok zorlanan bir Türkiye Futbol Federasyonu var. Yani bunda övülecek bir durum yok. Yermek gereken bir durum var açıkçası. Tabii, tabii. Yani ben, Türkiye,
Bir buyurun. Şey daha söyleyeyim burada. Sakarya futbol tarihini, Adapazarı futbol tarihini araştırırken bir gazetede Sakarya'da, Adapazarı bölgesinde sadece tabii Türkiye'nin bütün geneline verilmiş bir emir. Sadece amatör bir kulüp olacak her şehirde diye. Bu profesyonel ligler gelmeden her şehre bir profesyonel takımdan önce sadece bir amatör kulüp olacak diye. Adapazarı'nda kavgalar çıkıyor kulüpler arasında. Yani sokağa çıkma yasağını delme gibi tek bir amatör kulüp olma sorunu ortaya çıkıyor. Ve bu sorunla birlikte federasyon anlıyor ki bunu başaramayacak. Öteliyor yani. Aslında 1959'da böyle bir emir geliyor. Her şehirde bir kulüp olacak diye. Diğer amatör kulüpleri Sakarya'da kapatmak istiyorlar. Yani tabii bunu kanıtı sadece bizim bir gazete küpüründen. Hani bunun tabii Mehmet abi burada daha belirleyici bize bilgi verecektir. Böyle bir bilgi de var yani, ama bir her şehirde bir amatör takım. Yani bu konu birazcık tabii muallak bizim için. Öyle. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu kendi tarihini bilmiyor. Öncelikle oradan başlamak lazım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluşu 1923 gibi gözüküyor ama yani mesela Beşiktaş gibi yapabilirdi o da kendini. Yani çok rahatlıkla 1903'e devşirebilirdi. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu bence 1905'te kuruldu. Yani 1904-5 sezonu İstanbul Ligi bir şeydir. Futbol teşkilatıdır. Ne bileyim, İzmir'de kurulan lig de öyle. Hadi diyelim onları mahalli ligler olsun ama Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ismiyle gayri resmi olarak 1921 Eylül ayında kuruluyor. Yani 1921 Eylül'de gayri resmi olarak kuruluyor. Kulüpler Birliği olarak. 1922 Ağustos'ta resmen hükümetçe tanınan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Futbol Heyeti Federasyonu ve işte o zamanki ismiyle Müttehide deniyor. Yani Futbol Federasyonu ve Yusuf Ziya Bey bunun işte ilk başkanı oluyor. Yani Yusuf Ziya Bey'in başkanlığı 1922 Ağustos'ta başlıyor. 1923'te FIFA'ya Mayıs'ta tam üye olarak kabul ediliyoruz. Daha önce geçici üyeyiz. 1921'de Galatasaray'ın bu meşhur bir Avrupa seyahati vardır. O dönemde geçici üyelik alıyor Yusuf Ziya maç yapabilmek için. Galatasaray'a Avrupa'da maç yaptırabilmek için FIFA'dan geçici üyelik almak zorunda. Yoksa maç yapmıyorlar ecnebi takımlar Galatasaray'da. Bir de öyle seçecek ki takımları, o bizim bizde savaşmamış milletlerden seçmesi gerekiyor. O yüzden İsviçre, Almanya işte gibi ülkelerde işte Çekoslovakya yeni kurulmuş zaten Çekoslovakya'da. Yani Çekoslovakya dediğiniz ülke İngilizler tarafından kuruldu. Hani sen diyorsun ya işte takımlar kuruyordu İngilizler yani ülke de kuruyorlar. Yani Çekoslovakya'yı kuruyor mesela, Ürdün'ü kuruyor. Yani İngilizlerin İsrail'i kuruyor. İngilizlerin ülke kurma özelliği de var. Öyle bir süper güç o dönemde. Şimdi Futbol Federasyonu kendi tarihini bilmiyor. Kulüpler de kendi tarihlerini bilmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir çorba içindeyiz. İşte sen de dediğin gibi 1965'te birden Anadolu'ya top iniyor gökten ve top oynamaya başlıyorlar. Ben bakıyorum Şehbal Mecmuası'nda, Şehbal diye bir dergi çıkıyor 1910'larda. Son derece modern, Avusturya'da basılıyor muhtemelen. Fotoğrafları falan çok net. İzmit'te bir takım var. Onun mesela resmi var. Şimdi İzmit İdman Yurdu mu? İzmit işte İdman Kulübü mü? Öyle bir isim şu anda tam hatırlamıyorum. Şimdi zaten Adapazarı futbolunu İzmit'le İzmit olmadan şey yapamayız. Yani inceleyemeyiz. Yani İzmit'le Adapazarı'nı birlikte incelememiz gerekiyor. Doğru. Zaten Kocaeli mıntıkası diye geçiyor bu. Yani İstanbul veya Adapazarı. Tabii şimdi Kocaeli mıntıkası yani İzmit'teki takımlar, hatta Hereke, işte Adapazarı, Geyve, yani bunların hepsini birden incelememiz gerekiyor. Yani tek sadece işte Adapazarı'na odaklanamayız. Yani 1910'larda futbol oynanıyor burada. Sonra 1920'lerde futbol anormal bir şekilde gelişiyor. Yani Adapazarı-İzmit rekabeti başlıyor. Şimdi ben Türkiye Derbiler Tarihi diye bir kitap yazdım. Henüz daha basılmadı. Bu mesela kitapta Adapazarı-İzmit derbisini anlatıyorum.
İşte öyle enteresan maçlar var ki ve öyle enteresan gazete atışmaları var ki, yani İzmitli ve Adapazarlı gazetecilerin birbirleriyle son derece, tabii çok okur yazar adamlar, bir de yani böyle şimdiki gibi böyle çirkinleşmeden, ne bileyim birbirlerine işte hakaret etmeden çok nefis alaycı üsluplarla muazzam atışmaları var. Yani bu rekabet, hani Sakaryaspor Kocaeli rekabeti değil. Yani Adapazarı İzmit rekabeti. Hatta bu iki kentin halklarının rekabeti. Belki de ticaret var bunun şeyinde. Yani belki yapılan işte şey, sergiler, pazarlar, onun malı daha iyi, benim ürünüm daha iyi. Belki oradan geliyor yani, futboldan da daha eski belki. Yani orayı tabii bilemeyiz. Kulüpleri birleştiriyorlar. Tabii mesela Adapazarı İdman Yurdu çok eski bir kulüp. Yani sanıyorum 1920'lerin hemen başında kuruluyor. Ondan evvel de olduğunu zannediyorum ben. Adapazarı'nda ekaliyet kulüplerinin olduğunu da düşünüyorum. Tabii bizim Türkçe matbuat, Türkçe basın çok onlara yer vermiyor. Yani onları araştırmamız için Adapazarı'nda yayınlanmış Rumca ve Ermenice gazeteleri, süreli yayını tabii takip etmemiz lazım. O da bilmiyorum var mıdır, onlar kalmış mıdır? Bir belgeye ben rastladım geçenlerde Mehmet abi. Evet. Adapazarı'nda yayınlanan Ermeni, sanıyorum günlük gazete olabilir, ismi Yergir diye bir gazete. O gazeteden sanıyorum bir haber vardı. Yani tam olarak çevirmemiz de mümkün olmuyor bazı şeyleri ama Adapazarı Lisesi takımı olduğunla ilgili bir bilgi vardı. Herhalde o da 1909 ile 15 arasına falan denk geliyor. Şimdi burada şeyi de takip etmek lazım. Mesela İzmit'te Tersane Bahçesi'nde oynanıyor. Adapazarı'nda mesela istasyonda oynanıyor. Şimdi tren, yani demir yoluyla gemiler, vapurlar, limanlar neredeyse, futbol orada oynanıyor. Yani bu o kadar bariz ki Ankara'da ilk o Alp'in bahsettiği 1924 Türkiye birincilikleri istasyonun hemen yakınında, Ankara Garı'nın hemen yakında. Şimdiki işte bu park vardır ya, meşhur ne parkı o? Ankara'da hemen gardan çıkar çıkmaz önünüze gelir. O parkın olduğu yerde İstiklal sahasında oynanıyor. Yani o meşhur, hani havuzlar mavuzlar eklemişlerdi daha sonra Cumhuriyet döneminde. Bilmiyorum. İsmi aklıma gelmedi şimdi. Yani hep istasyon ve limanların olduğu yerler zaten o şey sahalar. Yani o oradan da gidilebilir. Şimdi mesela bende İzmit'in eski fotoğrafları var. Adapazarı'nın eski fotoğrafları var. Tamamen Ermeni mimarisi, Rum mimarisi. Şimdi kalmış mıdır bilmiyorum. Ve onların takımları vardır muhtemelen. Benim tahminim, nasıl 1880'de Haydarpaşa'da top oynanıyorsa 1880'de Adapazarı'nda da top oynanıyor. Oynuyorlardı bunu. Ha, oynayanlar kimdi? Ya oradaki Ermenilerdi ya İngilizlerdi. Ama mutlaka birileri oynuyordu. Ha, bunu biz okuyamıyoruz diye, haber alamıyoruz diye oynanmamış varsayamayız. 1965'te kaçta kuruldu Sakaryaspor? 65'te mi? 65'te. Şimdi yani Sakaryaspor kurulduğu anda bütün kendi tarihine aslında ihanet etti. Diğer bütün şehirler gibi, bütün şehir takım. Bunun ilk örneği Bursa Spor aslında. Bursa Spor ilk kurulan kent takımı. 1963 galiba onun şeyi. Mesela Samsun Spor'un kurucuları arasında Samsun Spor var, biliyor musunuz? Ben bu ikisini ayırmak için Samsun Spor yeni, yani şimdiki bildiğimiz Samsun Spor'u birleşik yazmıştım. Öbürünü de ayrı yazmıştım, Samsun Spor diye. Yani Samsun Spor'un kurucu kulüpleri arasında Samsun Spor var. Böyle bir Mehmet abi, mesela trajikomik bir durum bu yani. Mesela 1932 yılında Sakaryaspor adlı bir Sakarya, Adapazarı yöresinde bir kulübe de rastlıyoruz. Var tabii. Var. Yani enteresan olan, peki daha demek ki soruya geri gelirsek. Evet. Yani bu her şehirde bir kulüp ya da bir profesyonel kulüp adı altında yapılan projenin ne gibi zararlar oldu? Alp abi istersen sen başla, sonra Mehmet abiyle de devam edebiliriz.
Yani şu ilginç değil mi? Profesyonellik İstanbul'da 1951'de başlıyor. Evet. İstanbul'da niye öyle bir şey yapmıyorlar mesela? Küçük semt takımlarını birleştirelim diye bir şey ben duymadım yani. İşte Vefa ile... Bir ara 1941'de Fenerbahçe, Altınordu bilmem ne mesela birleştiriyorlar. Bu artık Altınordu'nun ahı gitmiş, vahı kalmış. Hı hı. Hani bu bildiğimiz orijinal Altınordu, İstanbul'un Altınordu'su. Evet, altyapısı gibi o. Ama onu biraz küçük kulübü yutma gibi diyelim. Mesela yutma şöyle yapmışlar. Vefa ile Karagümrük'ü birleştirelim. İşte Feriköy ile öbürünü birleştir. Böyle bir şey İstanbul'da yok. İzmir'de bir küçük deneme var galiba ama... İstanbul Ermenileri tehcire uğramış mı? 1915'te, hayır. Şimdi İstanbul göz önünde olan bir yer. İstanbul'da yapamazsın bunları ama Anadolu'da yaparsın. Yani şey bu, buradaki mesele bu. Biraz daha açabilir miyiz? Yani buradaki konu aslında hepimizin hassas bulduğu bir konu, çok değinmek istemediği bir konu. Yani özellikle tarihi araştırmalara baktığımızda spor kulüpleri çok önemli kurumlar aslında araştırabilir ve geçmişi yargılayıp sorgulayabilecek. Orada kimler yaşıyordu? Hangi kültürler vardı? Mimarisi neydi? Mesela Adapazarı'nda az önceki soruya cevap vereyim. 70 yıllık bir tane bina bulamazsınız bile. Herhangi bir eser bulmak mümkün değil. Onun için geçmişle ilgili bir bağlantı, son bağlantı aslında orada kalan futbol kulüpleri. Yani benim bir programı da yapmaktaki amaçlarımızdan biri. Acaba böyle bir geçmişle son bağlantıyı kesme projesi olarak da görebilir miyiz acaba bu 1960'lardaki her şehri bir futbol kulübü? Çünkü dünyada hiçbir örneği yok ki. 5-6 tane kulüp bütün şehirlerde aynı anda birleştirip bir futbol ligi ortaya çıkarılsın. Böyle bir örnek ben araştırıyorum. Henüz bulamadım. Yani çok ciddi bir tam burada Alp'in bir Alp'ten bir dakika bir söz alacağım, sonra tekrar Alp'e vereceğim. Bu konuya destek amacıyla. Herhangi bir şehri işgale gelen bir ordu önce nereyi yok eder? Nüfus kayıtlarını. Yani oradaki hafızayı unutturmaya çalışır önce. Mesela Selanik bir sizce Yunan şehri midir? Hayır. Selanik bir Yahudi. Yahudi şehridir. Selanik aslında bir yani Osmanlı şehridir. Yani Yahudilerin, İngilizlerin, Türklerin, hatta Selanik Rumlarının diyelim, yani İstanbul Rumu nasıl varsa, yani orası bir aslında Osmanlı şehridir ve çoğunlukla da Yahudilerin olduğu bir şehirdir. Yani bir Yahudi devleti olmadığına göre ortada o coğrafyada, demek ki bu bir aslında Osmanlı şehridir. Yani herhangi bir şehre giren işgal kuvveti önce oranın hafızasını kirletir. İşte senin bahsettiğin gibi şu anda sıradan bir Sakaryaspor taraftarına ya bizim şehrimizde ilk kurulan kulüpler Ermeni ve Rum kulüpleriydi desen hoşlarına gider mi şu anda? Çünkü öyle yetiştirildiler. Değil mi? Ama çok onlar da bizim yani bundan. Vatandaşlarımız, onlar da bizim tarihimizin bir parçası. Ama işte sence hoşlarına gider mi? Hoşlarına yani, gitmek bir yana şöyle bir şey olur. Bence Türkiye'deki çok büyük, ezici bir çoğunluk anlamaz bunu, algılayamaz bile. Algılayamaz ve seni de vatan haini ilan ederler. Yani sen Sakaryaspor'a şey yapıyorsun derler. Fakat şöyle de bir şey yok mu Mehmet abi? Zarar veriyorsun derler. Fakat şöyle de bir şey yok mu Mehmet abi? Yani Osmanlı'yı temsil eden, mesela olimpiyatlarda ilk temsil eden Ermenileri kaç kişi biliyor onu? Yani bilmiyorum ama yani hani öyle bir bakış açısından böyle bir bakış açısına gelmez. Bak düşün, Alp de bilir bunu. Osmanlı İmparatorluğu'nu 1912 Stockholm'de temsil eden Papazyan'la Mıgıryan kendi olanaklarıyla gittiler İsveç'e. Ve orada Olimpiyat Komitesi var. 1908'de kuruldu o zaman. Tabii. Osmanlı Olimpiyat Komitesi. Selim Sırrı Tarcan 1912'de Stockholm'de. Yani Türkiye'nin temsilcisi olarak resmen, yani Osmanlı'nın ilk resmi katıldığı olimpiyat 1912 Stockholm. Ondan öncesi var ama onlar hep gayri resmi. Ve diyor ki Selim Sırrı hatıralarında, bak düşün 1923'te yazmış bunu adam. Tek başımaydım diyor. Tek başıma bayrağımızı orada taşıdım ve döndüm. Hiçbir diyor Türk sporcusu yoktu orada diyor.
Zaten diyor Türkiye'de ne olabilirdi ki diyor. Galatasaray'la 3-5 tane futbolcu vardı diyor. Top oynayan. Onun dışındakilerin hepsi yabancıydı diyor. Şimdi Selim Sırrı bunu 1923'te diyorsa sen şu anda Metin Bey veya Oğuz arkadaşımız Sakaryaspor taraftarına gidip ey Sakaryaspor taraftarı bizim ilk kuruluşumuzda, tarihimizde bakın kimler varmış. Bir tane İngiliz takımı çıktı, bir tane Ermeni takımı çıktı, iki tane Rum takımı çıktı deseniz. Bunlar şuralarda maçlar yaparmış şimdi üstünde. Son derece kötü mimaride işte apartmanlar var ama buralar sahaymış falan deseniz size ne inanırlar ne de sizden hoşlanırlar. Şurada bir şey söyleyeceğim. Güzel bir mozaik. Futbol aslında bunu ortaya çıkartıyor. Evet. Nefter bir Rum olarak Ermeni takımında oynayıp bir tabii. Türk futbol takımında milli takıma yükseliyor. Aslında bu mozaiği Türkiye'nin anlaması gerek. Bundan korkmak yerine Lefter örneği benim için çok önemli bir örnek. Yani tabii. Kendi şehrimden böyle örnekler verecek durumda değilim arsızcılık açısından ama. Dahası da var. Bak Taksim'de başlıyor. Yani Ermeni kulübünde başlıyor dediğin gibi. Sonra Diyarbakır'a gidip 4 yıl askerlik yapıyor. Kürtlerle beraber orada bak Ermeniler, Kürtler sonra dönüyor Beyoğlu Spor ve sonra hatta Galatasaray'la görüşüyor önce. Yani Galatasaray az kaldı alıyor Lefter'i. Fakat tabii işte yani bir şey oluyor. Fenerbahçe devreye giriyor ve Fenerbahçe alıyor. Yani Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar hepsi bir arada ve bir tane Lefter. O adamcağız da burası da şey deniyor, Yunan Dölü deniyor. Kendisine Yunanistan'a gidip Türk milli takımı adına gol yaptığında da ne deniyor? Türk tohumu deniyor. Ve 6-7 Eylül'de de canını zor kurtardı işte. 1955'te Büyükada'daki evinde 6-7 Eylül'de dediğin gibi öldürüyorlardı neredeyse. Yani birkaç tane Fenerbahçeliliği hani Kıbrıs Türktür'den daha üst seviyede olan birkaç kişi sayesinde kurtuldu adamcağız. Evet, 2 hafta önce omuzlardaydım. Şimdi öldürülmek isteniyor. Ya 6 ay sonra da Macaristan'a 2 gol attı bu adam. Yani bu adamı öldürseydiniz eğer o meşhur Macaristan galibiyetimiz olmayacaktı. Böyle bir durum da var yani. Yani o ben hani 50-65 dönemini böyle bu 95'ten sonra bir parlak dönem var yani. Ondan önceki parlak dönem olarak görüyorum. İşte oranın tabii. Değil mi? En büyük kaç? Ya Metin Oktay, Lefter, Can Bartu. Evet. Ya en tepedeki 3-4 oyuncudan biri yani. Belki bilince bilmiyorum. İzleyenler yani değerlendirebilir. Tabii şimdi yani Türkiye'de tabii şimdi İstanbul futbolu parlatılmış bir futboldur. Yani çünkü İstanbul futbolunun elinde basın var. Basın İstanbul basını ulusal bir basın aynı zamanda. Yani sadece İstanbul'da okunmuyor. Adapazarı'na da gidiyor. Adapazarlı her sıradan bir vatandaş İstanbul basınından sporu takip ediyor. Kendi yerel gazetesinden takip edeceğine. Çünkü orada yıldızlar var parlatılmış. Ambalajlı, renkli. Lefterler var, Metin Oktaylar var. İşte Turgay Şerenler var. Bir yaratılmış bir Galatasaray Fenerbahçe şeyi var, heyecanı var, rekabeti var. O sebeple de İstanbul'un yıldızları her zaman daha üst tabii seviyede. Bunun tabii ben sordum Galip abiye, Galip Aktanır vardır vefalı. Şu anda yaşayan en eski milli futbolcumuz, hatta belki de futbolcumuz yani 1921 doğumlu adam. 99 yaşında şu anda. Ona sormuştum. O dedi ki Büyük Fikret'tir dedi. Yani en büyük futbolcu dedi. Yani Fikret Arıcan'dan bahsediyor. Evet, Fenerbahçe başkanlığı da yaptı sonra. Ben onu küçük Fikret halini de biliyorum. Mesela 27'lerde küçük Fikret olarak giriyor takıma. Sonradan Büyük Fikret oluyor. Sonra bir de çünkü bir de Fikret Kılıcan var çünkü. Küçüklüğü de var yani. Tabii müthiş bir oyuncu. 15 yaşında falan yıldız gibi parlıyor. İşte Buduri diye bir futbolcu var Galatasaray'da Rum. Nikolas Vafiadis. Ona da Büyük Vafiadis demeye başladılar. Bu
Ben bu Lefter'e de Girit'te sordum. Ya bu küçük Andonyadis falan ne demek bu falan dedim. Yok dedi öyle bir şey dedi. Yani o adamın adı Lefteris Andonyadis'tir. Yani küçüğü büyüyor ama nüfus cüzdanına bile adam küçük yazdırıyor korkudan tabii. Hani bir tür hafif bir Türklüğe meyleştirsin diye. Buna da bu zavallı Buduri var bir de. Onun siz hikayesini Karda kışta çift taraflı zatürreye yakalanıyor ve işte 21 yaşında 22 yaşında vefat eden Lefter ayarında daha da üstün olduğu söyleniyor ikisini de izleyenler arasında. Büyük Fikretler, işte Buduriler, Lefterler Rim döneminde aslında Adapazarı'nda da Nuriler, Ahmetler, Süleymanlar oynuyor ama kimsenin haberi yok bundan. Hiç kimsenin haberi yok. İzmir'den haber var. Çünkü İzmir'in basını var biraz. Ankara'dan biraz haber var. Ankara çünkü başkent oldu. O da kendini palazlamaya başladı. Ama zavallı Samsun, zavallı Adapazarı, hatta zavallı Trabzon ne yapsın? Biraz aslında bu noktada şey var. 40 ile 60 arasında mesela Yıldırım Spor örneği var Sakarya'da. Evet. Türkiye amatör şampiyonu olan, ondan sonra belki Karadeniz Spor vesaire falan var. Aslında şöyle de bir avantajı var Adapazarı'nın. İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla kültür sanat etkinliklerinin aslında ikinci adresi hemen hemen hep Adapazarı oluyor. Oradaki ünlü yerlerle. Sanıyorum burada daha önceki soruya ben kendi görüşümü katmak isterim. Yani bu şehir kulüplerinin oluşturulması bu 60'lı yıllarda özellikle. Evet. Ülkedeki rekabet açısından ve dengeler açısından büyük bir darbeye vurmuştur diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü o dönemde gerçekten Adapazarı içinde önemli bir rekabet var. Yani özellikle amatör kulüpleri arasında. Hatta futbolcuların transferleri de söz konusu. Vefa'da oynayanlar var, İstanbul takımlarına gidenler var, Beşiktaş'a vesaire. Bu sanıyorum bir tehlike olarak görüldü diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz yani bu amatör kulüplerin yükselişini? Yani şöyle ben şuradan gireyim. Yine şu mevzuya geleceğim. Yani bir kere bir ulusal lig kurmakta çok geç kalıyor Türkiye. İşte arada başka denemeler var. Milli küme vesaire ama bunlar hep yine üç şehir yani İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının dahil edildiği organizasyonlar. 59'da milli ligi kuruyorsunuz. 6 yıl boyunca ülkenin kalanını dahil edemiyorsunuz. Yani bu aslında şu demek. Biliyorsunuz bu da milli küme. Evet. Yani 37-50 arasındaki milli kümenin profesyonel takımlarla oynanmış hali. Şöyle artık yerel mali ligde oynamıyorlar artık o takımlar. Tabii İstanbul liginde oynamıyorlar. Milli kümeden farkı o. Ve 65'e kadar fikstürü inceleyenler bilir. Bu muhtemelen deplasman masraflarını azaltmak için 65'e kadar çift maç oynanıyor. Ya çift maçta şöyle. İzmir'den iki takım İstanbul'a geliyorsa diyelim Göztepe Altay. Cumartesi biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş'la oynar. Pazar günü de tersi yani İnönü Stadı'nda o zaman 4 maç oynar. Cumartesi 2 maç, pazar 2 maç. 5-6 yıl böyle devam eder bu sistem. Yani 1965'e kadar hatta 60'ların ikinci yarısına kadar bu İstanbul takımlarını siz ülkenin diğer şehirlerine götüremiyorsunuz bile. Bir Türkiye Kupası falan da yok ortada. 62-63'e kadar. Bir kere doğru düz deplasman yok. Yani ben onu söylerim. Metin Oktay'ın gittiği galiba 4 deplasman var Türkiye'de. 3 büyük şehir dışında. İşte Eskişehir, Bursa, Samsun, Adana olabilir mesela. Hani doğru düz deplasman görmemiş. Halbuki Türkiye'de ulaşım değil mi? Yani yakın döneme kadar kolay değildi. Otobüs falan çok yol uzun yok. Sürer. Yol yok. Yani posta arabalarıyla yapılıyor bazı taşımacılık hizmetleri. 50'ler 60'larda da daha zor olduğunu tahmin ediyorum. Yani 20'ler 30'ları bir kenara bıraktım. Ama yapamamışsınız. İstanbul takımlarını deplasmana götüremiyorsunuz da götürmüyorsunuz. Yani o potansiyel tehlike olabilecek, rakip olabilecek takımlarla karşılaştırmıyorsunuz bile. Çünkü Oğuz senin dediğin gibi belki Adapazarı'ndan, çok muhtemel Trabzon'dan, Adana'dan, belki Kayseri'den, başka şehirlerden ciddi rakip olabilecek takımlar çıkabilirdi. Daha önceden bu bir ulusal lig sistemi kurulsaydı mesela 40'ların sonunda 2. Dünya Savaşı bittikten sonra 50'lerde bir 15 yıl önce bu takımlar sisteme dahil edilseydi farklı bir rekabet, farklı bir yapı olabilirdi ama çok geç kalınıyor yani ve ancak işte bu vilayet takımları kurulunca
Adapazarı dahil oluyor sisteme, İzmit dahil oluyor, Trabzon dahil oluyor. Çok geç bir tarih. O mali rekabet de belki Adapazarı'ndaki çekişme de asla ulusal düzeye yansımadı bu sebeple. Şimdi baktığımızda az önce Mehmet abinin söylediği istasyonlara yakın yerlerde takımlar kurulması, Arjantin futbol tarihiyle ilgili yaptığım birkaç çalışmada çok dikkatimi çekti. İşte Lanús, Tigres, Banfield, bunlar hepsi demiryolu işçilerinin çalışırken kurdukları takımlar ve artık Arjantin futboluna şekil vermeye başlıyorlar. Türkiye'deki en büyük hatalardan biri de tabii ki bir ulaşım sorunu var. Ulaşım ama iletişim sorunu yok. İletişim sağlayabilecek durumdayken İstanbul takımlarının büyük bir ihtimalle böyle bir ekonomiyi kendi pastadan pay vermeme istekleri zaten belli yerlerde dile getiriliyor. Yani futbolun oluşturduğu pasta çok küçük. Onun için aslında isteselerdi iletişimle de oralarda kurulacak liglerle onların temsilcileriyle veya şampiyonlarıyla maçlar da yapılabilirdi. Özellikle Metin Oktay Sakarya'ya gelmiştir. Yıldırım Spor'la Fenerbahçe ve Galatasaray maç oynamıştı. 1960'taki Yıldırım Spor'da kendim de futbol oynadım. 60'taki şampiyonluktan sonra her iki takım da Sakarya'ya gelmiştir. Özel maç için yani, dostluk maçı. Tabii, dostluk maçı. Ben size sormak istiyorum. Çok önemli mesela. Şu anda Zonguldak Spor örneğimiz var. Türk futboluna büyük bir yön vermiş takım. İlk önce Zonguldak Kömür Spor'unda parçası olduğu 1945'te kuruluyor Zonguldak Kömürspor. Çok enteresan bir hikaye gibi geldi bu bana. Birleşiyorlar diğer takımlar gibi. Sonra Zonguldak Spor batıyor. Battıktan sonra tekrar 2011'de galiba Zonguldak Kömür olarak devam ediyorlar ama başlangıç tarihi hala 1966. Yani aslında Zonguldak Spor orijinal takımı Zonguldak Spor'u kuruyor. Zonguldak ölüyor. Bir daha Kömür'e gidiyorlar ama 45'i seçmiyorlar. Burada bir de bir soruma da geleceğim. Yani İngiltere'ye baktığımızda benim de şu an parçası olduğum kulüp 1898'e dayanıyor burada bizim tarihimiz ama tarihi okuduğumda ve incelediğimde veya şu anda 90 yaşına varmış taraftarlarımız var. Onlarla konuştuğumda bu kulüp defalarca battı. Hatta başka takımlarla birleştiği, renk değiştirdiği, amblemlerini değiştirdiği ama hala oradaki öz takımdan devam ettirilen bir tarih var. Şimdi Türkiye'de böyle bir tarih anlayışı geliştirilebilir mi? Bunu Konya Spor yaptı. 1922'ye geri çekti kuruluş tarihini. Erciyes'in yaptığını düşünüyorum. Ama Sakarya'da biz özellikle bizim stat belgeselimizde ciddi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz buna. Yani Sakarya'da futbol veya Trabzon'da futbol. Milli takıma oyuncu veren Trabzon şehrinde 1967'de futbolun başlaması imkansız. Yani ondan önce milli takıma oyuncu veriyor Trabzon çünkü. Ve bunu sahiplenmemesi Anadolu kulüplerinin veya az önce Mehmet abinin söylediği gibi federasyon bile kendi tarihini daha gerilere çekip daha köklü bir federasyon olduğunu spor camiasına bildirmesi gerekirken ve futbol takımları da bunu yapması gerekmiyor mu? Aslında bu programda böyle bir ajitasyon da yapmak istiyoruz. Anadolu Futbol Kulüp taraftarlarına kendi tarihlerini daha iyi anlamaları için böyle bir özellikle baktığımızda mesela Beşiktaş veya Fenerbahçe, Galatasaray özellikle bunu yapıyor. Black Stockings'lere geri çekmek istiyorlar tarihlerini. Ama Anadolu takımları ısrarla daha ileriye alıp çok önemli bir rekabeti. Özellikle şunu da söyleyeyim mesela. Sakarya Yıldırım Spor'la Samsun Fener Gençlik. Sakarya'da Yıldırım Spor, Sakarya Spor'un oluşumuna katılmıyor. Çünkü daha büyük bir camia, daha büyük bir takım. Aynı şekilde Samsun'da Fener Gençlik, Samsun'un kuruluşuna katılmıyor. Yani kara koyun ilan ediliyorlar Sakarya'da mesela. Yani sevmiyorlar Yıldırım Spor'u, Sakarya Spor'lar. Çünkü böyle bir, aslında Sakarya Spor kuruluşu bir yılda erken olabilirdi. Yıldırım Spor katılmayınca bu gecikmeye uğruyor tabii ki. Yani Yıldırım Spor diyor ki ben zaten şampiyon oldum amatör Türkiye'de. Yani ben daha yetenekli oyuncularım var benim. Daha çok kapasitem var. Neden kendi tarihimi yok edeyim diyor tahminim. Onun bir örneği de Trabzon İdman Ocağı mesela. O da önce Trabzonspor'a katılmıyor. Trabzonspor'un ilk aslında kuruluşu 1965 kırmızı beyaz olarak kuruluyor. Sonradan o kırmızı beyaz Trabzonspor'la Trabzon İdman Ocağı büyük baskılar, yani hükümet tarafından baskılarla birleşmek zorunda kalıyor metazori olarak ve Bordo Mavi Trabzonspor kuruluyor 1967'de. Yani normalde Trabzon İdman Ocağı da kendini Trabzonspor'dan daha büyük veya daha
daha köklü görüyor. Oradaki onun rakibi Trabzon İdman Gücü 1930'larda 20'lerin sonunda kurulmuş bir takım. Ondan önce Trabzon İdman Grubu var. O hiç bilinmiyor mesela. Esas Trabzon İdman Ocağı'nın rakibi olan. Bu arada Trabzon İdman Ocağı'nın mesela Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından, yani formaları bile sarı kırmızı. Bütün işte association Ruslar, kitapçıklar falan hep İstanbul'dan Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından veriliyor. Bu Kuğu oğlu Süleyman Bey Galatasaray Lisesi mezunu. Yani Trabzon'dan Galatasaray okumaya gitmişler. Galatasaray okumaya gitmişler. Sonra mezun olduktan sonra da dönmüşler ve orada bir takım, tıpkı Edirne'de kurulan Edirne takımı gibi. Edirne takımının da altında Galatasaray Lisesi yatıyor. Ama bu Fransız işgalinin de etkisi olduğunu okudum yani yakın zamanlarda. Edirne'deki hangisinin? Edirne futbolunun Fransızların işgali. Edirne'de daha önce Yahudi kulüpleri var. Edirne bir Yahudi şehri. Tıpkı Selanik gibi aslında. Yani mesela Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü basketbol şehri Edirne'ydi. 1930'lara 40'lara kadar. Bunun da sebebi Edirne'deki Yahudi nüfusudur. Yani biliyorsunuz bu Yahudiler basketbolu iyi oynuyorlar. Yani Türkiye'de öğretenler onlar aslında. Mesela Maccabi ve devamında kurulan Bar Kokhba takımları, daha sonra ismini trajikomik bir biçimde Bozkurt yapmak zorunda kalan bir Bar Kokhba var. Yani yakın dönemde Yıldırım Spor vardı hala, yani bir 20 sene mesela önce. Yıldırım Sporlar, mesela Bora var. Bora'yı bir, hep genelde mesela Fırtına, Bora, Yıldırım, işte Bozkurt, bunların hepsi aslında Yahudi kulüpleri. Edirne'de Yavuz var, o da mesela Yahudi kulübü. Velhasıl şuna geleceğim. Futbol kulübü tarihini iyi bilmeli ama birleşmeleri falan da söylemeli. Yani bunları yazmalı. Hani mesela bu Kayserililerin yaptığı gibi o biraz şark kurnazlığı, hülle yapıp devamlı Erciyes'te Kayseri Spor'u değiştirmek iş değil. Veya Konya İdman Yurdu eğer 22 yaptıysa tarihini, o da yanlış. Aslında 21 Konya İdman Yurdu'nun kuruluşu. Yani Konya İdman Yurdu'nu esas alıyorsa eğer Konya Spor, ki almalı mı almamalı mı o araştırılmalı önce. Yani gerçekten iki kulübün tarihi aynı yerde mi kesişiyor? Ki bana göre kesişmiyor. Konya Spor ayrı bir mevzu olabilir. Bu bellek silme yalnız ilginç değil mi? Yani çok yakın dönemde de var. Şimdi bu mali sıkıntılar yüzünden son 20 yılda bir sürü eski birincilik kulübü böyle alt kümelere doğru seri halde düştü ve amatöre düşüp yok olanlar oldu. Yani işte Gaziantep Spor, Malatya Spor, Erzurum Spor, Van Spor, belki Mersin 15'te... İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor, yani bir sürü sayarız herhalde. Tabii. Yerine de böyle yapay şey kuruluyor mesela. Büyükşehir Belediyesi bilmem ne takımı kuruluyor. Falan işte şimdi Süper Lig'deki Gaziantep gibi böyle bir eskisini borçlarla birlikte gözden ırak tutup böyle bir yapay kulüp kurma. Yani zaten yakın dönemde kurulmuş olan kulübü de hafızalardan silme gibi bir hamle söz konusu. Yani bu hafıza silme bir 1915-25 arası var. Çünkü Türk Anadolu'da çok büyük bir nüfus hareketi var. O dönemde 1915 ile 25 arasında. Bir o kere yapılmış yani 15'ten önceki kulüpler, faaliyetler böyle bir sıfırlanmış. İşte 60'lardan sonra bu vilayet kulüplerinin kurulmasıyla bu kulüplere yön veren, onların temelini oluşturan o şehirlerdeki kulüpler herhalde yok sayılmış ve geri plana atılmış. Şimdi bir üçüncü dalga var. Tabii. Bu sefer ekonomik varlığı tarihi gidiyor. Tabii evet. Mesela yani Sakarya Spor bugün mesela tepe taklak düşse, borç içinde kalsa ve kapansa, yerine de işte ne bileyim Adapazarı Gençlik Yurdu diye bir mesela kulüp kurulsa. ne oldu şimdi? Sakarya Spor hem Adapazarı İdman Yurdu gitti gümbürtüye zaten. Sonra işte dediğiniz gibi o işte Yıldırımlar, şunlar bunlar gittiler gümbürtüye. O onunla kalmadı. Sakarya Spor'da gitti gümbürtüye o zaman. Mesela bir ara Kocaeli Spor'un durumu öyleydi galiba.
Değil mi? Evet. Amatör kadar, amatör lige kadar düşmüşlerdi. Evet. Yani bu dediklerin çok ilginç. Ben mühendisim. Şimdi mesela toprak altında mesela tesisatlar vardır. Artık çürümüştür. Yani onu tekrar onarmazsınız. İptal edersiniz. Yerine yeni hat çekersiniz mesela yanından. Ama tarih böyle bir şey değil. Yani biz herhalde inşaatı ve şeyi çok seviyoruz. Yani tarihi de inşaat gibi düşünüyoruz galiba. Yani evet, öyle evet. Olur mu iptal edip yeniden? Evet, evet abi. Çok, dün bir çok... Metin, bir araya girebilir miyim? Bir buyur. Dün program üzerine düşünürken ya benzer örnek nerede olabilir? Böyle hani ligin, kulüplerin biraz baştan kurulması. Düşününce Doğu Avrupa'dan örnekler buldum ben. Çünkü Doğu Avrupa, özellikle Polonya, bugünkü Polonya, Beyaz Rusya, ben o ülkeyi Beyaz Rusya diyorum hala, Belarus anlamıyorum. Ukrayna, Litvanya, bu ülkeler 1939 ile 45 arasında büyük bir kırımdan geçti. Hatta bu konuda Amerikalı tarihçi Timothy Snyder'ın müthiş bir kitabı var. Yani Türkçesi yok galiba. Bloodlands. Kan toprakları diye çevirebiliriz. Yani Stalin ve Hitler el ele verip o ülkelerin nüfusunu kıyıyorlar. Sadece Yahudileri değil. Ya bu arada o toplama kampında ölen 6 milyon Yahudinin çok büyük bir kısmı da bu Doğu Avrupa'dandır. Ve bu ülkelerin hem sınırları hem nüfus yapıları değişiyor. İşte nüfusun %25'ini kaybeden ülkeler var. İşte Beyaz Rusya gibi. Ve baktığımızda aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana mesela bu ülkelerin tarihine damga vuran kulüplerin bir kısmının kuruluş tarihi daha sonradır yani. Mesela Polonya'nın en çok şampiyon olan takımı Górnik'tir. Kuruluşu 1946. Yani Doğu Avrupa'da tekrar böyle bir, tabii Polonya'da futbol 46'da başlamadı herhalde. Çok daha eskidir. Ama tekrar bir maçları şey var 1925, tabii. 24'te. Şeye bakalım. Yugoslavya'ya bakalım. Kızılyıldız'a Partizan 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan kulüpler bildiğim kadarıyla. Yani Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da da böyle bir sıfırlama var. Yani özellikle sınırlar, nüfus yapısı değiştiği için biraz orada Türkiye'dekine benzer bir durum var. Yoksa Batı Avrupa'da biliyorsunuz yani kulüpleri kuranlar İngilizler ya da başka birileri olsa da sonra yerel halk o mirası üstlenmiştir orada. Peki Alp abi, ben buradan başka bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi bu yani bütün kulüplerin kendi geçmişlerine tekrar sahip çıkması, araştırması gerektiğinde hemfikiriz tabii ki. Tabii. Fakat ekonomik olarak şu an nasıl bir potansiyel görüyorsunuz yani kulüplerde bunu yapabilmek için, bunu gerçekleştirmek için? Şey için mi? Böyle bir arşiv tarih çalışması yapmak için? Yani genel olarak mesela şu, ben baktığımda Türkiye Futbol Federasyonu'nun müzesini yeterli görmediğim için, herkese hitap etmediğini, dengeli bir yaklaşım ezelden beri, hatta yani özellikle 50'lerden beri dengeli bir yaklaşım, belki de futbolun ilk geldiği dönemden itibaren dengeli bir yaklaşım olmadığı için tüm Anadolu'nun hepsini kapsayan. Acaba bunu ekonomik olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani hadi siyasi ve bürokratik engelleri yok saydığımızı farz edersek. Çünkü şu an baktığımızda kulüplerin ekonomik durumlarını senin de uzmanlık alanı birazcık Alp abi herhalde sanıyorum. Yani, yok, uzmanlık demeyelim. Ben sonuçta gazeteciyim ama ilgilendiğim bir alan olduğu için özellikle sana soruyorum. Mehmet abi de sen de cevap verebilirsin istersen. Metin abi sen de. Bu geçmişe yönelik araştırmaların belli bir yükümlülüğü var. Yani belli bir maddi yükümlülüğü var. Bunları gerçekleştirmek için ne gerekiyor kulüplere? Nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Yani bu İstanbul'daki işte daha büyük bütçeli zengin kulüpler için de geçerli bir durum. Ben şunu düşünüyorum. Yani tabii son dönemde biraz daha fazla ilgilendiler. İşte müze falan açtılar son 15 yılda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bu yola girdi. Ama mutlaka kulüpte böyle bir arşiv tarih bütçesi, bütçenin içinde böyle bir pay olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde herhalde bir 10 yıldır bir takım online mezat sitelerinde mesela mezatlar görüyoruz. Bir takım spor ürünleri ya da işte eski dergiler, maç rehberleri, flamalar, bazı spor malzemeleri satılıyor. Yani hani ben koleksiyoncuyum bir yandan. Ben alıyorum ama aslında kulüplerin bütçelerinin olup kendi malzemelerini, geçmişine ait eşyaları toplamaları lazım gerektiği düşünüyorum. Burada hani bir niyet önemli. Böyle bir anlayışın olması lazım kulüpte, her kulüpte. İkincisi sonra biraz da bütçe lazım. Şimdi tabii bu koleksiyonculuk işinin içine girince geçmişe ait belge toplamak ya da bunları kulüp bünyesine katmak daha zor olabilir. Ama yani bir transfer bütçesiyle kıyaslandığında onun yanında kuş gibi kalacaktır. Yani
hiçbir şey olacaktır. Burada önemli olan bence niyet. Yani hakikaten kulüp içinde belki böyle bir sorumluluğun yönetim kurulunda buna ilgi gösterecek birisinin de olması önemli. Yani o arşivi oluşturmadan, o koleksiyonu yapmadan herhalde kolay değil. Mutlaka 50-60 yıllık geçmişi olan kulüplerin, daha eski kulüplerin elbette bir küçük de olsa bir müzesi olması lazım diye düşünüyorum. Yani müze içinde malzeme toplamaya oradan başlayacaksınız herhalde. Yani herhalde kulüplerin büyük çoğunda böyle bir, değil mi? Böyle bir deponun belki kenarında birkaç işte eski malzeme vardır. Mevcut değildir diye düşünüyorum. Siz Sakaryaspor'da durumu gördünüz herhalde. Biz zaten bu konuyla ilgili de bir çalışma yapmıştık. Metin abi değinecekti tahmin ediyorum programın sonlarına doğru. Ben ama buna bağlantılı bu konuya tekrar dönelim. Müze konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii tabii, ben o yüzden ona devam edelim. Ben bu konuda ek bilgi zaten Metin abi verecek. Şimdi Galatasaray Müzesi'ne bakıyoruz. İki tane müzesi var Galatasaray'ın. Bir İstiklal Caddesi'nde, lisenin karşısında. Benim esas müze dediğim yer orası zaten. Stadyumda bir de kurdukları müze var. Stadyumdaki mesela müzede Aslan Nihat'ın ismi geçmiyor. Şimdi bir de kim bu müzeyi kuruyor? Yani dostlar alışverişte görsün mü derler? Evet. O şekilde kurulan müzeler bunlar. Yani Aslan Nihat yoksa, Buduri yoksa Galatasaray'ın o stadyum müzesinde, yani sadece 1970'ler 60'ların futbolcuları eğer sadece duruyorsa, yani çünkü onları biliyorlar, sadece tanıyorlar. Öyle olmaz bu iş. Yani bir kere bunları kim yapıyor? Ben Beşiktaş Kulübü'ne danışmanlık yaptım. Dedim ki siz, dedim, 1909 yılında kuruldunuz. 1903 yılında kurulan takım Bereket Jimnastik Kulübü diye bir kulüp. Bunun da sadece hatıralarda ismi geçiyor. Herhangi bir gazetede dahi rastlanmamış. O yüzden dedim 1903 diye bir yeriniz olamaz sizin, dedim. Tutmuşlar 1917'deki fotoğrafı, biraz eskice bir işte fotoğraf, 1903 diye yazmışlar altına gene. Zaten yani futbola onlara... da tahmin ediyorum Mehmet abi, sizin yazılarınızdan da bildiğim kadarıyla futbola ilgisi daha sonra başlıyor. Futbola daha da geç başlıyorlar ama o önemli değil. Yani 1909'da kuruluyorlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, resmi sitesinde Black Stocking Siyah Çoraplar Kulübü'nü kulübün atası olarak resmen söylüyor. Ne alakası var Black Stocking'le Fenerbahçe'nin? Yani tamam, ikisi de Kadıköy'de kurulmuş. Ya yani bu mu yani? O zaman Kadıköy'de kurulan bütün kulüpler Fenerbahçe mi oluyor? Veya Beyoğlu'nda kurulan bütün kulüpler Galatasaray mı oluyor? Öyle şey olur mu? Yani bir kere spor kulüplerinin futbol tarihi konusunda kulüpçülük yapmamaları gerekiyor öncelikle. Öncelikle bir kere bir kulüpçülük yapıyorlar, bir de nitelikli eleman yok. Yani Galatasaray Müzesi'nde bugün kim yapıyorsa onları doğru yapmıyor. Doğru yapmıyor. Beşiktaş Müzesi'nde kim yapıyorsa doğru yapmıyor. Söylenmesine rağmen doğru yapmıyorlar. Ve hala klişeler. İşte şurada şampiyon olduk, burada. Hayır, olmadın. Olmadığını ispat ettim sana. Ona rağmen gene olduğunu söylüyor. Olmadın şampiyon. Yani şampiyon olmamakla büyüklük veya küçüklük olmuyor ki zaten. Yani kulübün tarihini bir kere doğru yansıtmıyorlar, bir. Doğru insanlarla çalışmıyorlar, iki. Şeye geliyoruz, Anadolu kulüplerine geliyoruz. Mesela Gençler Birliği. Şimdi mesela Tanıl Bora ile çok görüşmüştüm bu konuda. Bir Ankara şildi var ortada. Yani İstanbul'da da bir şilt var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 1930'larda 40'ların başına kadar bir 10 yıl için düzenlediği bir şilt var. Mesela İstanbul'da özel kupa, özel bir kupa. Bir şilt, evet. Ama yani bayağı şey bir olay, önemli bir olay o zaman için. Bu şilt İstanbul'da Fenerbahçe tarafından kazanılıyor ve şeyde de duruyor şu anda, müzelerinde de duruyor. Ankara şildini ise Gençler Birliği kazanıyor. En sonunda buldum, devlet arşivlerinden buldum. Çünkü orada bir muallak bir durum vardı. Fakat Gençler Birliği kulübünün bir müzesi yok. Hatta Alp'in dediği gibi kenarda, kıyıda, merdiven altında bir kutusu bile yok. Böyle bir durumdalar. Mesela Sakaryaspor'a bugün ben gitsem, desem ki araştırma yapmak istiyorum Sakarya işte futbol tarihini veya spor tarihini. Bana ne verebilirsiniz desem, acaba ne verebilirim?
Çok şey veremezler Mehmet abi, ben veremezler. Size direkt söyleyeyim. Basketbol Federasyonu, bakın basketbol, Türkiye Basketbol Federasyonu bana 1960'larda yayınlanan, 70'lerde yayınlanan mecmuaları verdi. Araştırma yapayım diye. Ya basketbol 1891'de icat edilmiş. Türkiye'de 1902'de İzmir'de oynanmaya başlanmış. 1904'te İstanbul'da oynanmaya başlanmış bir spor. Ya 50-60 yılı çok sorun yapma abi sen de. Yapmamak lazım. Hatırlatalım. Mehmet abi Türkiye'de basketbolun tarihi diye koca bir kitap da yazdı. Ben maalesef burada olduğum için göremedim. Onu hatırlatalım yani. Boşuna söylemiyorum da. O basketbol tarihini yazarken yani şimdi basketboldan söz konusu açılmışken, konu açılmışken evet, aklıma geldi. Araştırmalarımızda çok yakın tarih, yani o kadar uzak da tarih değil. Mesela 60-70'li yıllarda mesela Sakarya'da basketbol oynandığını görüyoruz. Basketbol daha önce de oynanıyordu da. Daha önce de oynanıyordu ama ama çok yakını bile biz bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz tabii, tabii. O yüzden büyük bir problem var ortada. Tabii mesela Sakarya basketbol tarihi veya voleybol tarihi yok değil mi, böyle bir tarih şu anda? Yani bilinmiyor. Yok. Yani biz yani, Akademi Sakaryaspor olarak tabii araştırmalar yapıyoruz ama internetten bir mesela bir araştırma yapsan kaç yılına kadar gidebilirsin? İnternetten çok zor. Biz kişilerle direkt muhatap olarak ve kesin yalan yanlış şeylere ulaşırsın. Şimdi şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Yani bir bunu aslında tam olarak da duyulmadığımız bir proje. Bu koronavirüs dolayısıyla sekteye uğradı. Sakarya'da 70 yaş üstü spor emektarlarının fotoğraf sergisi ve fotoğraf kitabını hazırlamak üzere bir proje başlattık. Doğru düzgün doğum tarihlerini bile bulamıyorsunuz. Şu an elimizdeki kayıtlar yalnız çok zevk alacağınız kayıtlar. Elimizde yaklaşık 7 tane güzel arşiv var. Futbol arşivi de var. Gönüllü olarak taramamıza izin verenler var. Bu şekilde bir yani çok basit duygularla başladığımız ama çok komplike bir spor tarihine ulaşıyoruz aslında Sakarya'da. 1948'de kayak yapan insanlar Sakaryalı görüyoruz. Ondan sonra güzel, olimpiyatlara davet edilen bir kadın hocamız davetiye mektubunu hala saklamış. Yani benim şu an bile tüylerim diken diken. Yani kulüpleri var eden şeyler zaten bu tarihlerdir. Yani yoksa kazanma, kaybetmek, o maça gidip harala gürele bağırıp çağırmak veya tabii, orada bir atışmak, internette yazışmak değil. Böyle bir ağırlığı taşımadığınız müddetçe kendinizi doğru düzgün temsil etme hakkınız da çok doğmuyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında taraftarlar böyle bir tarihi istiyorlar. Bunu özlemliyorlar. Akhisar Spor'un 2-3 gün önce yaptığı 50. yıl kutlamasından bir fotoğraf gördüm. Fotoğrafın tanımını da Mehmet abi sizin tarafından yazılan belgelerden tanımladım. Şöyle duruşu biliyorsunuz 5 diye tanımlamıştınız herhalde arkada. Fotoğrafın 1920'lere dair olduğunu görüyorum sizin bu kodlamanıza bakarak. Va 50'lere kadar ama bu gidiyor. Yani 1950'lere kadar aynı duruyorlar. Ama Akhisar'ın kuruluş tarihi 1970 ve 70'in 50. yıllarını 90 yıllık fotoğrafla kutladılar. Bakabilirsiniz. Çok hoşuma gitti fotoğraf. Kutlasınlar. Helal olsun. Ama böyle bir sahiplenişi kalkıp 1970'e çakmanın da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani onun için tarihimizi doğru bilmemiz lazım. Yani şehirlerimizdeki tabii kayıtların eksikliğinden kaynaklı böyle bir araştırma yapmak çok zorlaşıyor. Yani biz şu anda sallanemeler mi diyorduk? Osmanlı'da sallanemeleri. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Sanname. Sandameler. Sandamelere kadar yani onun birkaç örneğini de elde etmeye çalıştık. Peki gazete yok mu Metin Bey? Gazete yok mu? Yani Adapazarı kütüphanesi yok mu? Depremden dolayı bizim çok arşivimiz iki kere bir 69'da 67'de bir de 99'da çok dehşetli bir şekilde büyük bir arşiv kaybı var. Bu gerçek bir şey. Mesela Sakaryaspor'un renklerini verdiğini düşündüğümüz Zerrin Hanım'ın biz Baro'da kaydını bulamadık. İki numaralı üyemizdir Zerrin Hanım, Zerrin Batmaz. Filmde kendisinden bahsettik. Baro'dan araştırmaya çalıştık. Ölümüne veya nerede olduğuna dair hiçbir şey bulamazken bir anda bundan iki ay önce Zerrin Hanım'ın vefat haberini duyduk. Cenazesine gittik. Orada kayıtları aldık. Akrabalarıyla görüştük. Ama öyle bir şey ki Baro'dan bana gelen belgede Zerrin Batmaz yazıyor. Başka hiçbir şey yok. Doğum tarihi yok. Hiçbir şey yok. Yani ama çok önemli tarihimizin bir parçası
Bu yani Sakarya'daki bahanemiz olabilir veya kendimizi bağışlatabiliriz belki Anadolu kulüpleri açısından baktığımızda. Gerçekten ciddi bir deprem sorunumuz var bizim. Binalarımızı ve binalarımızın içindeki belgelerin ciddi bir şekilde kayba uğradığını kanıtlayabiliyoruz. Ancak bu bir bahane değil. Yaşayan efsaneler var. Bu spor emektarları projemizde biz bunu çok iyi gördük. Yani kendimizin de spor sadece futbolla ele aldığımızı, aslında şehrimizde masa tenisinden tutun da biriçe, ne bileyim atletizm, birçok dalda çok ciddi spor insanının kenarda bütün o mazileriyle ölümü beklediklerini gördük. Ve onların üzerlerini, tozlarını almak bize büyük bir zevk verdi. Büyük bir ihtimalle biz bu projeyi Eylül ayında umarım bu sağlık sorunları da ortadan kalkar ve kendini kaybetmezsek. Bu arada ilk kaybımızı verdik biz. Bizim amigomuz, futbol amigomuz. Amigo Charlie'yle teşekkürler. İki tane güzel çekimimiz oldu. Düşünsenize Sakaryaspor'un 80 yaşında amigosu vefat ediyor. Ama kuruluş tarihimiz 1965. Evet. Ve bu tarih araştırmaları bizim açımızdan çok önemli. Ama buradaki programı yapmamızın amacı da Anadolu'daki kulüp taraftarlarının böyle kulüpleriyle birleşip kulüpleri daha yakın hareket ederek böyle bir tarihi araştırmalarını öneriyoruz yani. Çok zevkli bir şey çünkü. Şimdi ben aynı araştırmayı şu anda Altay için yapıyorum. Hı-hı. Yani bir senedir başladı bu proje. Altay kaç yaşında? 106 mı? İşte 1914 ne oluyor? 106 olacak. Evet, 106 yaşında. Çok eski bir kulüp tabii o da. Şimdi ben bir yıldır İzmir gazetelerinden tarıyorum Altay'ı. Altay'ın kuruluş tarihi çok önemliydi bizim için. İşte gerçekten 16 Ocak'ta mı kuruldu diye. 16 Ocak'ta kurulmadığını öğrendik. Ne zamanmış? Ekim'de kuruluyor. Ekim daha var 9 yani. Ekim, 9 Ekim'den biraz önce yani Ekim'in başları gibi kuruluyor. Ama sene değişikliği yok herhalde Mehmet abi. Yok, sene değişikliği yok. 1914'te kuruluyor. Ama şu var, mesela epey bir şey topladık. Yani bu bütün şehirler için yapılabilir. Yani Samsun içinde, Sakarya içinde, İzmit içinde. Şimdi İzmit için zaten İzmit'le Sakarya birlikte yapılmalı. Yani çünkü İzmit'ten Sakarya çıkar, Sakarya'dan İzmit çıkar. Ve her iki şehrin kütüphaneleri incelendiğinde birçok süreli yayın hala vardır tahmin ediyorum. Yani yerel gazeteler. Bunların taranması gerekir. Özellikle Osmanlı Türkçesi olan gazeteler. Yani ben inanıyorum ki milli mücadeleden önce, yani bu meşrutiyetten sonra Adapazarı'nda da bir sürü gazete yayınlanmıştır. Yani Tefeyüz, bunların bir 1937 yıllı bir araştırma var. İsmail Oktay'ın. Evet. Baş konsolos kendisi. Evet. O 37 yılında geriye dönük 20-30 yıllık bir araştırmayla Adapazarı Gazetesi'ni buluyor mesela. 1919'da. Olur, vardır. 1919'da bayi yayın hayatına giriyor ama ondan daha öncesi de var tabii. Yani vardır, bahsettiğimiz vardır. Bu mümkün değil. Ermeni Kastamonu'da nasıl var? Kastamonu'da mesela Açık Söz diye bir gazete var mesela. Bu şeyin babası çıkarıyor Alp bunu. Galatasaraylı meşhur futbolcu var ya, İsfendiyar. Açık söz zaten. Açık söz. Evet. Tabii onun mesela babası çıkarıyor Kastamonu'da bu mesela gazete. Yani Kastamonu'nun da daha eskiye gittiğin zaman var. Yani şimdi mesela şeye rastladım. 1941'de İnegöl İdman Yurdu'na kadın başkan oluyor. Hanımın ismi de var. Şimdi ben kadın spor tarihi üzerine bir derleme yaptım. Bir çalışma yaptım bir tane kitap için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çıkacak. Daha yeni bitirdim kitabı. Çok güzel. Mesela 1941 yılında Türkiye'nin ilk kadın başkanı mesela İnegöl İdman Yurdu'ndan çıkıyor. Mesela... Halbuki ne oldu? Bu sezon Kayserispor'a kadın başkan seçilince değil mi? İlk kadın başkan. İlk yani. Kadın başkan oldu tabii. 80 yıl önce var. Var yani. Hatta şeyde de var. Mesela Adana mesela Seyhan Spor'a da aynı yıl. Çünkü o dönemde 41 yılında diyorlar ki yani hükümet karar alıyor. Kadınları sosyal içtimaya hazırlıyoruz ve bütün öğretmen kadınlar, avukatlar. Mesela sizin o avukat hanım da aynı şekildedir. Yani daha sonra tabii o. Ama neticede yani yüksek öğrenim
görmüş, lisan bilen veya bilmeyen, önemli değil o ama yüksek öğrenim görmüş kadınları içtimai faaliyetlerde bulunduruyorlar. Yani bunda şeyin payı var mı acaba? Biliyorsun dünya yıkılıyor o sırada 41. Herkese ikinci kez asker alıyorlar ya, müthiş bir mevcut oluyor ordunun. Tabii o da. Yani belki erkeklerin büyük bir kısmı askerde olmuş olabilir. O da evet. Mümkün. Yani bizim İkinci Dünya Savaşı'nda mesela kaybımız var asker olarak. Kendi yaptığımız mesela manevralar. Yani gerçekten var. Yani yüzlerce, belki de binlerce asker ölüyor. Yani şeyde İkinci Dünya Savaşı'nda birçok şehit veriyoruz biz aslında. Hatta eğer Kıbrıs'ı sayarsanız mesela Kıbrıs'ta da var. Kıbrıs katılıyor bir fiil İngiliz olarak. Milletler Topluluğu'na bağlı olarak. Orada savaşan Türkler var mesela. İkinci Dünya Savaşı'nda. Yani her şey birbiriyle bağlantılı aslında. Yani coğrafyayı, tarihi, kent kültürünü, işte habitat oluşturma arzusunu eğer hepsini birden aynı platformda eritirseniz, mesela bir İzmir Altay tarihi yazarken ben İstanbul Altınordu'ya kadar gitmek zorunda kalıyor. Çünkü İzmir Altınordu'nun kuruluşu İstanbul Altınordu'yla da bağlantılı olduğunu anlıyoruz. İşte Baron Feyzi gidiyor bilmem ne falan. Yani o kadar çok ilginç şeyler dönüyor ki, o yüzden bir kentin futbol tarihini yazarken komşu kentler, İstanbul, İzmir hepsi birden devreye giriyor. Ve hiç böyle kapalı kutu değil bu. Yani futbolcular son derece özgürler. O sebeple bu iş bir, bana göre şey, sabır işi. Yani Metin Bey, Oğuz Bey, bunu sabredeceksiniz ve çok çalışacaksınız. O şekilde olabilecek bir şey. Peki şuna bağlasak. Gönüllüler bulacaksınız. Bu güzel konuşmayı şuna bağlasak peki. Biz şu an mevcut kulüpler olarak ya da mevcut spor dünyası olarak geçmişi tam olarak bilemememize rağmen, diyelim ki belli bir kısmı, %10'luk bir kısmı sizin gibi işte araştırmacıların sayesinde bir şeyleri doğru olarak yazabildi, aktarabildi. Bundan evet. 100-150-200 yıl sonrasını doğru düşünürsek, günümüze bakan o zamanki araştırmacılar ya da günümüze bakacak olanlar, şu anki görmüş olduğumuz İstanbul hegemonyası ve taraflı bir şekildeki ele alıma nasıl başvurabilecekler ve oradan çıkacak tarih sizce nasıl güzel olabilir? O zamanki şartlar çok değişik olacak herhalde, bilmiyorum. Olabilir. Yani kütüphanelerin taranması bile değişik olacak herhalde. Yani tek bir kelime yazdığında bütün kütüphanenin kitaplarından sana onlar belki de süzülüp gelecek. Yani araştırma hızı çok artacak herhalde. Yani işte ortaya çıkacak sonuçlar, elde edilecek sonuçlar, şu an biz daha yakın geçmişi yazmıyorken. Yazamıyorken. Yani giderek unutulacak mı acaba yani? Benim kötü senaryo mutlaka, olarak söylediğim bu. Mutlaka unutulacak. Mutlaka. Yani şu var. Sakarya Spor Kulübü mesela, yani oradan örnek veriyorum. Yoksa bu sadece Sakarya Spor Kulübü'ne has bir durum değil. Yani sadece şu anda konumuz öyle olduğu için söylüyorum. Kendi tarihini öğrenmeye niyetli mi? Hani Alp diyor ya, niyet olması gerek. Yani niyetli mi ki? Yani ya olmasa da olur. Yani şu an çünkü bizde bir carpe diem durumumuz var bizim. Yani carpe diem'i seviyoruz. Yani değil mi? Hatta mümkün olsa da yani yarını yaşasak. Yani ya bugünden bile sıkılıyoruz. Hani dün kim ki? Dün ne yediğimizi unutmuşuz artık. Dün bitmiş. Hiç ders mers almaya da gerek yok. Değil mi? O yüzden Sakarya Spor niyetli değilken sen çıkıyorsun, Metin Bey çıkıyor, işte Alp oradan, ben buradan bir şeyler söylüyoruz, ediyoruz falan, şunlar olsa bunlar olsa. İyi de bunları sağlayacak, yani bu kadar zengin, aslında kulüpler zengin. Paraları da var. Bunun için var yani. Ama bu bir tercih meselesi. Yani Belhanda'ya 3,5 milyon euro vermem bir yıl. Belhanda diye birini oynatmam. Sadece bir yıl. Onun yerine tarihimi araştırırım mesela. Bu bir tercih meselesi. Şimdi bu çok önemli yani. Böyle bir kültürün yokluğu. Tabii ki biz iki türlü gelişebilir. Yukarıdan aşağı gelişebilir. Aşağıdan yukarı da gelişebilir. Yani bizim örneğimizde
bizim düşüncemize göre, Akademi Sakaryaspor'un 4-5 yıldır yaptığı gönüllü çalışmalar içerisinde bizim düşüncemize göre biz bunu aşağıdan yukarı geliştireceğiz. Hani Sakaryaspor etrafında bu takımla mutlu olmuş, hüzünlenmiş ve bununla yaşamayı kendine bir şekil edinmiş insanların profesyonel hayatlarından aktardıkları gerek gelirleri, gerek zamanları, gerek de kabiliyetlerini kullanarak böyle bir tarihin şu anda tabanını yapabiliriz. Ben size çok kısa bir örnek vereyim. Sakaryaspor'da veya Sakarya çevresinde böyle bir tarih araştırmasıyla ilginin örneğini vereyim. Biz stadımızı yıkarlarken kendi anmamızı kendimiz yaptık. Ne Sakaryaspor Kulübü bunu yapmak istedi, ne de Büyükşehir Belediye olarak Sakaryaspor'u çok destek veren Büyükşehir Belediye de bunu yapmak istemedi. Sakaryaspor'un orada futbol oynadığına dair küçük bir bölüm bırakmaları için resmen vinçlerin altına gittik. İnternete bakarsa arkadaşlarımız görecekler. Vinçleri tutunarak durdurduk. Yani yıkmayın, böyle bir tarihi yok etmeyin. Burada bunun var olduğunu anımsayın dedik. Ondan sonra şöyle bir önerimiz de oldu. Hem de programın sonuna doğru gelirken görüşlerinizi de duymak isterim. Sakarya 5 tane gol kralı çıkarmış. Çok önemli bir futbol kenti. Milli takımı belki de Anadolu şehirlerinden arasından en çok futbolcu veren kulüplerden biri. İngiltere'ye baktığımızda ulusal futbol müzesi Manchester'dadır. Londra'da değildir. Çünkü federasyon kültür gereği de sporu değişik kentlere yaymak isteyen bir yapısı da var İngiltere'de. Bence Sakarya şehrinde özellikle yıkılan eski stadımızın üzerine yapılan millet bahçesinde ulusal futbol müzesi projesi oluşturduk. Ve bu projeyi Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından tutun, Büyükşehir Belediye'ye, kulübümüze her yere sunduk. Orada böyle bir projenin inşaat bile yapılmadan bahçe içerisinde nasıl değerlendirebileceğinin örnekleriyle ve dünyada çok az örneği vardır bunun. Biz kendi şehrimize ve ülkemize layık, futboluna layık bir ulusal futbol müzesinin orada inşa edilmesi, bahçe içerisinde herhangi bir yapılaşmaya izin vermeden açık futbol müzesi olması için çok büyük emek sarf ettik. Ancak buna gerçekten cevap bulamadık. Bununla ilgili bir insan bile bulamadık. Çünkü zannediyorum yok et, unuttur, yönet modeli var Türkiye'de. Bu model üzerinden böyle bir mozaiği mermerleştirmek isteyen insanların dönemine denk geldiğimiz için büyük ihtimalle bizim bu hayallerimiz yine gelecek, bizden sonraki gelecek kuşaklara kalacak ama hani gidemezsem de yolumda ölürüm derler ya, biz de o şekilde mücadele ediyoruz. Hani Oğuz ve diğer Akademi Sakaryaspor içerisindeki arkadaşlarımızla hep bunu konuşuyoruz. Vazgeçmeden, umutsuzluğa kapılmadan, bütün o kötü koşulları göz önünde bulundurmadan sizin gibi iki güzel insanla bugün günümüzü zevklendirerek ülkemizden karga sesleriyle bize mutluluk veriyorsunuz şu anda. Onu da hissediyoruz. Duyuyor musunuz kargaları? Ben nasıl duyuyorum? Ben böyle gülüyorum. Evet, çok güzel geliyor. Evet. Ülkeden bu sesi sizden duymak bize güç veriyor. Yani evet. Gerek maddi kaynaklarımızı, gerek boş zamanlarımızı, gerekse profesyonel hayatlardaki kabiliyetlerimizi bu yöne akıtarak sadece Sakaryaspor'u değil, biz istiyoruz ki Türkiye'nin değişik şekillerinde Akademi Kayserispor'da kulübüyle paralel bir şekilde bu çalışmaları yapsın. Yani tribünde taraftar gruplarının maçları takip ederek verdiği güç kadar aslında belli bir grubunda artık tarih ve edebiyat kısmına, gerekse işte arşiv kısmına belli bir taraftar grubunun artık maçları takip eden grup haricinde bir paralel kulüp anlayışının gelişmesi gerektiğini ve bunun özel futbol federasyonu tarafından da Avrupa'da bu çünkü yapılıyor. Türkiye'de de böyle bir bütçe var. UEFA böyle bir bütçeyi zorunlu kılıyor. Yani evet. Taraftar liaison officer'lı, sporting liaison officer'lı ile birlikte. Hani bizim yapmak istediklerimiz belki çok uzun bir yol ama çok zevk alıyoruz. Sizle beraber olmaktan da çok zevk alıyoruz. Bugün de öyle oldu. Yani hiç ummadığım kadar güzel hikayelerle karşılaştım. İlk defa Mehmet abi sizle görüşüyoruz. Alp'le sürekli muhabbet halindeyiz ve çok zevk veren bir dostumuz. Bu kadar alçak gönüllü hizmet eden insanlarla bugün beraber olmak ve bilgilerinizden faydalanmak bize büyük zevk verdi açıkçası kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Hikayeler ben. Derken Metin abi, hikayeler demişken çok güzel hikayeler paylaştık bugün. Son kapanışı bir tane son bir hikaye paylaşayım. Evet, isterseniz kapanışı öyle herkes tek tek kendi kafalarındaki hikayeleri anlatsın. Olur mu Mehmet abi? Peki. Siz başlayın isterseniz. İzmit'te oynanan bir maçtan size bir örnek vereyim. Tersane Caddesi'nde
tarihini de söyleyeyim bir dakika. 1928 yılında Fransızların, Alp doğru mu söylüyorum, Kokoliko. Kokliko. Kokoliko doğru mudur? Kokliko. Kokliko, Kokliko. Evet. Horoz falan mı demek? Ne demek gelincik bu? Gelincik. Gelincik mi demek? Kokliko. Galiba. Diye bir tersane şirketi var. Yani gemi yapıyorlar bunlar. Ve o kulüpte oynayan Türkler de var. Ama çoğunluğu Fransız işçileri ve mühendislerinden oluşan bir işte kulüp bu. Kokliko diye bir şey kuruluyor. Kulüp kuruluyor. Karşılarında da İzmit muhteliti, yani karması. Fakat İzmit karması bu maçı çok ciddiye alıyor. Yani fazla ciddiye alıyor ve çocukları resmen kırıyor yani şey, Fransızları ve hatta arada yan Türkler de bir iki tanesinin ayağı kırılıyor hatta. Çok, çok sert oynanıyor maç. Maçta yer alan şey diyor ki Türklerden biri şöyle yazmış. Faullü bir oyun takip etmeye başladılar. Fransızların üzerine müthiş surette atılıyorlardı. Zavallılar şaşırıp kaldılar. Kışın soğuktan düşen bıldırcınlar gibi yere seriliyorlardı. Demiş. Şimdi tabii bu İzmit'te futbolun sert oynandığını falan değil. Bu o anki bir maç bu tamamen ama o kadar güzel bir tarif etmiş ki kışın bıldırcınların yere serilmeleri gibi o Fransız futbolcuların yere ve ikinci yarıda oyuna çıkamamışlar. Yani korkmuşlar çıkmaya. İzmit İttihat Spor maçı hükmen kazanmış. Bunu da söyleyelim. Belki bizi İzmitliler de izlerler. İzmit mesela İzmit 1910'larda düşün, takım fotoğrafı var elimde. Evet. O kadar eski futbolda. Umarım bu Sakarya Ovası'nın takımları, ben öyle adlandırıyorum. Yani Sakarya Spor olarak görmüyorum sadece. Bütün o takımlar ve biraz daha aşağı, yani Bursa'sı, Yalova'sı, İnegöl'ü, biraz daha batısı, Geyve'si, işte Dil İskelesi, şusu busu, Körfez kulübü, Adapazarı, biraz daha sonrası falan. Bunlar çok çok eski futbol tarihine sahip bir coğrafya burası. Umarım bunları açığa çıkarırsınız ve beni bu güzel sohbete de konuk aldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Alp abi, senin anlatacağın bir hikaye var mıdır? Şöyle bir şu müze fikri için bir iki şey söyleyeyim. Yani harika bir fikir. Yani daha kapsamlı böyle müzenin olması ve şöyle bir şey oluyor. Sadece spor alanı değil, kültür alanı içinde. Her şey İstanbul'da. Ya İstanbul'da olmasın bir takım şeyler. İstanbul zaten doyacağı kadar doymuş yani nüfus olarak da, kültür olarak da. Bir takım şeyler başka şehirlerde olsun gerçekten. Çok iyi bir fikir. Umarım bunu destekleyecek kurum ve kişiler bulursunuz zaman içinde. Anlatacağım hikaye gelirse bir yıllar önce yaptığım tespit, malum hani ben spor yazarıyım ama benim tek alanım futbol değil. 50'den fazla spor dalının hakkında yazı yazdım, ben haber yaptım. Herhalde 10 yıl kadar önce olmalı bu. Şimdi Türkiye'nin en iyi kadın tenisçilerinden biri Berfu Cengiz, o zaman demek 10-11 yaşındaydı. Onu ve ailesini ele almak için Zonguldak'ta oturuyorlardı. Zonguldak'a gitmiştim haber için. İşte röportajı yaptık, güzel fotoğrafları da ben çektim. Karavanları var. Harika bir hikayeydi. Sonra beni Zonguldak Tenis Kulübü'ne götürdüler. Kulübe gittik. Kuruluş tarihi 1924. Zonguldak Tenis Kulübü'nün. Çünkü tabii ki Zonguldak'ta kömür madenleri var. Maden olunca mühendisler var. Fransız mühendisler ve Fransız tabii. Mühendisler olunca da tenis orada kaldıkları süre içinde bir tenis kulübü kurmuşlar. Muhtemelen şimdi toprak kort dediğimiz korttan yapmışlar. Mevcut kortlar sentetikti. Ben gittiğimde 2010'da bakımı daha kolay diye tabii ki. Ama bugün yani 96 yıllık bir tenis kulübü var Zonguldak'ta. Şunun için söylüyorum, spor kulüpleri, özellikle de futbol kulüpleri, o şehrin, kasabanın, o yerin, ülkenin belleğinin çok önemli kısmı artık. Yani 120-130 yılda bu hale geldiler. Zonguldak'ta 1924'te tenis oynanıyorsa ve muhtemelen Fransızlardan sonra bunu Türkler devam ettirdiyse,
başka birçok şehirde, birçok alanda, özellikle futbolda çok daha fazlası vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen niyet ve biraz daha bütçeyle beraber çok daha iyi örnekler ortaya çıkabilir görüşündeyim. Yani tabii Mehmet Hüce de çok önemli bir iş yapıyor bu konuda. İyi ki onu bu programa çağırdınız. Beni de davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Metin abi, senin bir hikayen var mı? Ben vallahi şimdi hükmen deyince hükmen mağlubiyetten bahsedeceğim. Mağlubiyet, zaferleri seviyoruz. İsim vermeden, takım ismi vermeden ama Sakaryaspor'un hikayesini anlatacağım. Yakın zamanda bizim stat projesinde röportaj yaptığımız, büyüklerimizden duyduğumuz bir hikaye. Sakaryaspor futbol takımı maça gidiyor İzmir bölgesine, yani Ege bölgesinde bir takıma karşı. İsmini söylemeyeyim o takımın. Ondan sonra tabii çok zor şartlarda takım yola çıkıyor. Bizim genel kaptan da nasıl yapacağız işte başkanla iletişim halinde, işte nasıl takımı götürürüz falan. Sakarya'da otobüs bir araya geliyor. Herkesin futbolcunun, daha modern bir hikaye tabii bu. Futbolcunun elinde kuponlar var o zaman. Spor Toto kuponu gibi. Şimdi genel kaptan gidiyor, bakıyor futbolculara. Hep rakip takımı oynamışlar. Diyor ki başkanın yanına gidiyor. Başkanım diyor, bizim maça hiç gitmeyelim diyor. Çünkü gerçekten diyor, zaten bizim takım diyor, diğer takım oynamış diyor. Hükmen mağlup olalım. Ve bizim takım o deplasmana gitmiyor. Yani böyle bir hükmen mağlubiyet hikayesi. Hükmen galibiyet vardı. Hükmen mağlup olmuşuz bu şekilde. Çünkü demiş, madem bunlar o takım oynadıysa maçı, bizim gitmemizin de bir anlamı yok. Öyle bir hikaye olsun, hükmen mağlubiyet. Ben de o zaman bir taraftar tarafından size bir hikaye anlatayım. 69 yılına ait bir gazete köprü bulduk. Orada Sakaryaspor'un başarılı amigosu Mehmet Pak'ın bir haberi var. Hollanda'dan amigo olması için ona mektupla teklif geliyor Ajax'tan. Gel bizde amigoluk yap diye. Öyle bir haber bulduk. Çok enteresan geldi bize de. Yani ilk defa bir Türkiye'den bir amigo yurt dışından gel bizde amigoluk yap diye teklif alıyor mektupta. Çok enteresan bir hikaye. Gidiyor mu? O sonraki haberlerde gitti, hazırlık yapıyor, yolculuğa hazırlanıyor falan gibi haberler var ama daha aslında ulaşamadık tabii. Ama çok enteresan geldi. Çok iyiymiş. Çok teşekkür ederiz. Metin abi, sen kapanış yap istersen. Yani aslında son hikayene de değinerek, Türkiye'de futbol arşivciliği ve tarihi genelde efsaneler üzerine, birkaç kişinin bir araya gelip oluşturduğu hikayelerden aslında ne öncesini ne sonrasını takip edebildiğimiz bir ortamın olmadığı. Bu ortamın oluşması için federasyonun başkanı olmak üzere Spor Bakanlığı'nın, ondan sonra kulüplerin ve kulüpler etrafında ki taraftarların böyle bir talebi artık bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili gerekli insanların sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü tarihi olmadan bir kültür oluşturulamıyor. Sadece tarihin derinliklerine gidip orada bulduğunuz küçük parçaları kullanarak, taraftarların kalbini çalıp bir pazarlama unsuru kullanarak yaptığınız her şey bir müddet sonra çöküyor. Az önceki işte amigomuzun Hollanda'dan istenme haberi gibi, belki de iki tane Sakaryalı orada çılgınca bir hareket yapıp Sakarya'ya bu telefonu da etmiş olabilir. Yani bununla ilgili güzel, bunun başı nasıldı, sonu nasıl gerçekleştirdiği bulmamız için arşivciliğin daha da derinlere gitmesi gerekiyor. Mehmet Yüce, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük saygı duyuyoruz. Ve Türkiye'de umarım hem gerektiği değeri bulursunuz hem de daha derin ilişkilerimiz devam eder. Tabii her zaman. Sen belki de bu programın başka bir versiyonunu, yani devamını tekrar şey yaparız. Yani yine buradan konuşuruz aynı dörtlü. Başka şunu da söyleyeyim. Taraftar Hakları Derneği'nde de görevlerimiz var. Türkiye'de böyle bir oluşumumuz var ama kendi çapında hareket eden, yaklaşık 6 seneden beri hareket alanımız dahilinde. Belki de Taraftar Hakları Derneği'nden farklı kulüplerden arkadaşların da beraber olduğumuz bir programda olabilir. Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir altyapı hazırladın. Bu altyapıyı bize sunduğun için de çok teşekkür ediyorum. Mehmet abi de bizi tanıştırıp böyle bir ortamı sağladığın için. Yani tüm kulüplerin böyle bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaca umarım en yakın zamanda bir cevap bulur. Hepinize tekrar teşekkürler.